Efendim hepinize merhabalar sevgiler selamlar Diyanete ve ekranlarına ve günün bereketine hoş geldiniz. Bugün de her zaman olduğu gibi önce sağlıklı, huzurlu, mutlu, bol dualı, bol ibadetli bir gün diliyorum efendim sizlere. Bugün yine çok özel konuları konuşacağız. Çok önemli konulardan bahsedeceğiz. Değerli izleyenlerimiz eğer sizler de bizlere katılmak isterseniz Günün Bereketi TV Instagram adresinden ve şu anda görmüş olduğunuz WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenlerimiz bugün Osmanlı'da vakıf medeniyetini konuşacağız. Peki vakıf nedir? Vakıflar tarih boyunca süre gelmiş yardımlaşma ve dayanışma duygusunun kurumsallaşmış halidir. Bu yüzden vakfın özünde bulunan yardımlaşma ve dayanışma duygusu toplumumuzda Allah'ın rızasını kazanma isteğiyle çok daha güçlenerek genişlemiştir. Bu durum vakfın belirli toplulukları kapsamından çok bütün insanları hatta hayvanları ve doğayı da içine alacak şekilde genişlemesine vesile olmuştur. İşte şimdi biz de atalarımızın bize bıraktığı bu güzel vakıf bilincini canlandırmak kardeşlik ve yardımseverlik duygularını yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmak adına bu konuyu ekranlara taşımak istedik. Ve bugünkü konuğumuzda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yasin Yılmaz hocamız bizlerle birlikte olacak. Evet değerli izleyenler ikinci bölümümüzde de sizlerin de bildiği gibi bugün YKS sonuçları için tercihlerin son günü. Şimdi tercih vaktinde Fatih Aytaç sizlere en son yapmanız gerekenleri hatırlatacak. O yüzden de yine aklınızda şüphe olarak kalan sorularınız varsa bizlere ulaştırın. Bekliyoruz efendim. Evet daha fazla vakit kaybetmeyelim. Günün bereketine hemen başlayalım. Ya Allah, bismillah. Yaşlıların bakımından kuşlara kadar geniş bir hizmet ve alanda yayılan Osmanlı'daki vakıflar, hayatın her alanındaki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır. Peki vakıf müessesesinin temelinde hangi anlayış ve düşünceler yatmaktadır? Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde vakfı teşvik eden emirler var mıdır? Konuyla ilgili merak edilenleri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Yasin Yılmaz Az sonra günün bereketinde yanıtlıyor. Evet hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum sevgili izleyenler. Yine her zaman olduğu gibi güzel bir kitap hediyemizle başlayacağız bugün yine. Güzel kütüphanelerinizi ve kitaplıklarınızı bereketlendirmek istiyoruz. Hem de İslam ilmi haliyle Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının bu güzel kitabını siz sevgili izleyenlerimize hediye olarak göndermek istiyoruz. Tabii ki bu kitaba sahip olmak için de yapmanız gereken şey gerçekten çok basit ve kolay. Günün Bereketi TV Instagram adresinden bizlere ulaşacaksınız. Son paylaşımımızı beğeneceksiniz ve bir arkadaşınızı etiketlemeniz bu kitaba sahip olmanız için yeterli olacaktır. Evet Osmanlı'da vakıf medeniyetini konuşacağız demiştik sevgili izleyenler. Yasin Hocamız burada ben onu hemen bekletmeden konuğuma bir hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam nasılsınız? Hoş Teşekkür geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Ee... Böyle bir güzel bir program yaptığınız için tebrik ediyorum sizleri. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet vakıf bilincini daha genç nesile anlatabilmek adına bugün bu programı yapma sorumluluğunu kendimizde bulduk hocam. Allah'ın izniyle de sizin de sayenizde gençlerimize, atalarımızdan bize miras kalan bu vakıf bilincini aktarmak istiyoruz. O yüzden de öncelikle isterseniz bir sevgili izleyenlerimize vakıf nedir ve vakıf müessesesinin altında Hangi anlayış ve düşünceler yatmaktadır? İsterseniz ondan önce Hazreti Peygamber'in ortaya çıkışıyla beraber çünkü İslam medeniyeti şefkat medeniyetidir, yardımlaşma medeniyetidir, kucaklaşma medeniyetidir. Onların arka planlarıyla başlayalım, sonra devam ederiz. Buyrun hocam. Şimdi malumunuz Peygamberimiz Mekke'de tek başına ortaya çıktığında ki bizim medeniyetimizin ilk kelimesi ikra okudur yani ilim medeniyet aynı zamanda öyle bir çevrede peygamber olarak gönderildi ki kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü insanların köle olarak satıldığı sağla, sağlam bir inanç sisteminin olmadığı kadınların hiçbir değerinin bulunmadığı güçlü olanın zayıfı ezdiği bir toplum içerisinde peygamberimiz ee, bir zihin inşasına başladı. Evet. Tevhid merkezliği, e, imanı şartları doğrultusunda e, teorik olarak bir zihin inşasına başladı. Bunu yaparken e, eski kötü olan adetleri kaldırıp yenine, yerine güzel insanı hem dünyada hem de ahirette mutlu edecek esaslar getirmişler. El emri maruf marufa nehi anil münker temel ilkesiydi. Bunun yanında ...kendisinin e, şahsiyeti de çok önemliydi. E, emanet, eminlik meselesi, sadakat, doğruluk meselesi hep bunlar ortaya... ...çünkü toplumlarda bunlar yok olduktan sonra o toplumların e, yok olması bu kaderdir. Onun için Hazreti Peygamber temelden alarak e, öyle bir eğitim sistemi kurdu. Her şeyi temelden alarak yükseltmeye başladı. Şimdi Mekke'de 13. yılda ki Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin 87 tanesi... Mekke'den nazil oldu. Zorunlu bir göçten sonra Medine'ye geldiğinde oradaki dikey olarak başladığı eğitimi e, yatay olarak gerçekleştirmeye başladı. Orada e, birey hukuku, aile hukuku, kamu hukuku, miras hukuku, hatta uluslararası hukuk e, Yahudilerin ve gayri e, müşriklerin bulunmasından dolayı evet. e, öyle bir temelle başladı Hazreti Peygamber ve insanları hem dünyada hem de ahirette mutlu edecek esasları koydu. Kendisi vefat ettiğinde de bize şöyle bir cümleyle belirtiyorum. Vahya dayanan, akla güvenen, bilimle gelişen bir medeniyet ortaya koydu. Ve onun için biz İslam medeniyetinin müessesi Hazreti Peygamber kurucu toplumu da sahabeler olarak görüyoruz. Şimdi onun ortaya koymuş olduğu o esaslar ilerleyen dönemlerde asırlar geçmesiyle o bir yardımlaşma halini aldı ve vakıf kurumu olarak ortaya çıktı. Evet şimdi bu genel bilgilerden sonra şimdi vakıf Arapçada vakafa fiili var durmak. Yani kelime anlamı hapsetmek anlamına geliyor. Bir kişiyi elindeki malının aslı kendisinde kalmak şartıyla gelirlerini Allah'ın kullarına karşılıksız olarak vermesidir. Hı hı. Özü budur. Ya bunda ne vardır? Allah'ın rızasını kazanma vardır. Çünkü insanoğlu yaşar, ölür, gider. Ama insanlar için yapacağı yardımlar baki kalır. Onun için sadaka-i cari hadisi var. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın insanoğlu öldüğünde Amel defteri kapanır ancak üç grup insanı kapanmaz. Birincisi salih evlat bırakan, ikincisi ilmi eser bırakan, üçüncüsü de işte bu yol, çeşme, medrese, cami, mescit, kervansaray gibi yerlere yardımda bulunan kişiler e, orada hizmet görüldüğü sürece ona da sevap yazılır. Evet. Az sonra zaten bu Kur'an-ı Kerim'deki Evet, ondan bahsedeceğiz. De evet. istiyorum evet. hocam. E, buyurun devam edin hocam siz. Şimdi Peygamberimiz Medine'de öyle bir toplum oluşturdu ki diğer gam diyoruz biz buna. Hı hı. Yani kendi nefsini başka, başkalarını tercih etmiyor. Kendi yemez, yedirir. Şimdi Enes bin Malik'e derdi ki, ki, malumunuz Enes bin Malik peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde 10 yaşındaydı. Annesi geldi peygamberimize. Ya Resulallah herkes bir şeyler veriliyor. Veriyor ama ben verecek bir şeyim yok. Sen oğlumu hizmetkar olarak veriyorum. Hı hı. Ki o da e, 103 yaşına kadar e, uzun bir ömür yaşadı. E, ona dedik Enes çorbaya bir tasla su kat komşuya da ver derdi. Yani böyle paylaşımcı bir toplum. Evet. Hatta şöyle bir rivayet var ama e, tefsik edemedim. Hı hı. Birisi bir yemek yapıyor. Çünkü Medine'de günlerce e, duman tütmedi evler var. Bu evet. ne demektir? Sıcak yemek yok. Hı hı. Yemek yaptığında bir tabak komşusuna verirdi. Komşusu yanında o daha çok içerik, ona yemek dolaşarak tekrar buradan çıkan eve gelir Kimsenin haberi olmazdı. Bu kadar kardeşini kendisine tercih ederdi. Hı hı. Böyle bir toplum. Hatta Resulullah ev yaparken derdi ki komşunun rüzgarını kesme derdi. Yani yüksek yapıp da çünkü sıcak bir bölge. Rüzgara çok ihtiyaç var. Böyle bir tembihde bulunurdu. Bundan dolayı İslam medeniyetinin işte Mesul Hazreti Peygamber kendi uygulamalarıyla gelecek asırlara, gelecek nesillere büyük örnekli teşkil etmiştir. Ki bu yardımlaşma ilerleyen dönemlerde vakıf kurumu olarak kurumsallaşmıştır. Yani e, ilk İslam alemindeki uygulamalar Peygamber Efendimiz'in Tabii. zamanında başlamıştır. Çekirdekler o zaman atıldı, ağaçlar sonra çıktı. Evet, e, peki e, ilk böyle resmi uygulamalar neler hocam İslam alemindeki? Şimdi... E, Peygamberimiz e, malumunuz Fedek arazisi Fedek e, fethetti, Hayber'i fethetti. Hı, hı Oradan dönerken fedekler yarıcı olarak kaldılar. Hı hı. Onlar yani mahsulün yarısı kendilerinde kaldı, arazi Müslümanların. Hı hı. Yarısı da Müslümanlar verdi. Ama hı hı. Fedek arazisi Peygamberimize tahsis edildi. Evet. Peygamberimize her yıl oradan gelen e, ürünleri Abdullah ibn Revaha giderdi. O vefat edince mutesevvasında şehit oldu. Eee eşlerinin ve kızı Fatıma'nın ihtiyaçlarını verdikten sonra geri kalanı tasadduk ederdi. Hatta şöyle bir durum var. Peygamberimiz vefat ettiğinde Hazreti Fatıma, Hazreti Ebu Bekir'e gelerek dedi ki fedak arazisi babamındır. Onu bana ver. Dedi ki ya Fatıma babam bana şöyle dedi. Biz peygamberler miras bırakmayız. Bıraktığımız her şey sadakadır. Yani vakıftır. Ee, bu şekilde e, bir durum var. Peygamberimiz bu e, şekilde yapmış. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir Mekke'deki evini vakfetmiş. Evet. Hazreti Ömer e, Hayber'de Senk diye çok güzel meyveli bir bahçesi var. Onu vakfetmiş. İşte Hazreti e, Ali Yembu'da Vadil Kura'daki arazilerin arazilerini vakfetmiş. Yani 50-60'a yakın sahabenin vakıf yaptığı rivayet ediliyor. Ki bunların bir kısmı ...başkaları tarafından e, kayıt altına alınmış. Mesela Üsame Bin Zeyd... ...Hazreti Osman'ın vakıflarının kayıt altına almış. Evet hocam. Yani e, bu şekilde devam etmiş. E, i̇sterseniz Kur'an ve peygamberin teşriflerine evet girdik de... E, ...Kur'an'la ilgili onlara... onlara bas, e, evet onlardan da biraz bahsedelim. Ondan sonra da e, Osmanlı Medeniyet'in... Evet, ...veki e, vakfa Şimdi, devam edelim. Kur'an-ı Kerim'de... E, وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ var Allah'ın size rızık olarak verdiklerini infak ediniz. Şimdi infak, hayır etmek. Kur'an-ı Kerim'de 188 yerde hayır ve onun müştekli olan kelimeler geçer. Evet. Teşvik edilir. Yani e, Cenab-ı Hak insanları eşit şekilde yaratmamış. Bazıları zayıf, bazıları güçlü, bazıları fakir, bazıları zengin. E, bundan dolayı... Ee, aslında imtihan olma sırrının özü de buradadır. Hı hı. Yani zenginleri fakirlere yardıma davet ediyor. Onunla imtihan ediyor ne kadar veriyor vermiyor diye. Şimdi e, bu hali Kur'an-ı Kerim'de çok yerde e, bu yardımlaşma için teşvik yardımlaşma dayanıyor. hatta taavenu alel bir ve takva diyor. Hayırda ve takvada yarışınız diyerek Kur'an-ı Kerim'de e, sürekli olarak insanları bu dayanışmaya, yardımlaşmaya sevk etmektedir. Evet. Ki bu yardımlaşma, dayanışma da İslam toplumlarında istikrarın sigortası olmuştur. Doğru söylüyorsunuz hocam. Mesela ben de örnek vermek istiyorum Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda mal harcamak. Evet, evet. Bakara Suresi 195 ve 261. ayetler. E, hayır yapmakta yarışmak evet. yine Bakara Suresi 148, evet. Ali İmran 114 ayetleri. E, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de bir insan öldüğünde amelinin sevabı kesilir. Amel defteri kapanır. Cariye. Sadakayı evet. e, cariye az önce ondan da bahsetmiştiniz. Evet. Gerçekten de çok güzel örnekler var bizi teşvik edecek. Evet. Öyle değil mi hocam? Şimdi bilmiyorum sizin yayın akışınız. Hocam şimdi eğer söyleyecekleriniz bittiyse Osmanlı'daki e, ilginç vakıf örnekleriyle devam ama edelim ondan isterseniz. Önce, istersen, o çok güzel, çok dikkat çekici. Zaten onun kitabını da getirin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından e, şey e, bu yayınlandı. Hı hı, i̇lginç tarihte vakıflar. ilginç vakıflar. Hakikaten yani evde kalan kızları çeyiz hazırlayan vakıflara kadar evlenen Erkekle evlendirecek vakıflar kadar vakıflar var. ama onun öncesinde, şimdi e, malumunuz Hazreti Peygamber vefatıyla dört halife dönemi, sonra Emeviler, sonra Abbasiler. Abbasiler döneminde e, Türklerin de devreye girmesiyle Orta Asya'da vakıf sistemi kuruluyor. Bak, Hazreti Peygamber orada temelin attı ama en sistemli ilk vakfın bundan 970 yıl önce Semerkant'ta İngiltere'de Oysa Karahan hükümdarlarından birisi olan e, Tamgaç Buğra Karahan İbrahim var. Hı hı. Bu bir medrese kurmuş, evet. bir de dar Merza yani hı hı. hastane. Bunun için vakıf kurmuş. Burada e, görev yapan, medresede görev yapan müderrislerin, o zaman fakih de deniliyor, hı hı. E, ücretlerinden, ondan öğrencilere verecek burslardan, ondan sonra... Ee, Ramazan ayında yapılacak özel yemeklerden, aydınlatmalardan fak mesela fakirler çağrılıyor, yemekler veriliyor, onlara elbiseler giydiriliyor. Sonra eee Darül Merza olan evinden birisinin tahsis etmiş oraya e, o dönemin e, şartları içerisinde e, tabipler getirmiş, hastalar ücretsiz olarak evet. e, hiçbir zaman mezhep ve din ayrımı yapılmadan hizmetler verilmiş. Düşünün 1068 yılında ama daha ondan önce de Anadolu'daki ilk vakfiye vakıf e, Özbek Bey diyor, Halil Divani diyor Araplar. Bu da e, aslında Semerkant ve Buhara'dan gelerek Kirman'a, Kirman'dan Tebriz'e gelmiş. O zaman İran, Türkiye ayrımı yok. Tebriz'de bir vakıf kurmuş, oradan Pasin'e gelmiş. Şu anda Erzurum'un Pasinler ilçesi. 1049 tarihli ki Anadolu'daki ilk vakfiyedir. Şu anda Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde 60 bine yakın vakfın vakfiyesi vardır. Oldukça yüksek bir rakam evet. o zaman için. Yani vakıf medeniyeti diyoruz evet. zaten. Vakıflar her dönemde var. Hı hı. Ancak bütün kurum ve kuruluşlarıyla gerçek kimliğini Osmanlı'da kazanmıştır. Hı hı. Ve özellikle padişahlar, padişah eşleri, sadrazam, vezirler, hı hı. diğer hanedanın diğer üyeleri bir yarışa girmişler. Evet, bununla ilgili gerçekten de e, çok güzel bilgiler de var hocam. Hem tarih kitaplarımızda ki şimdi, e, hem de e, Osmanlı'daki. E, ben biraz e, Osmanlı'ya kaymak istiyorum izniniz evet, olursa. Işte çünkü ona, çok da merak ediyorum çünkü evet. vakıfların özellikle toplum içindeki yeri ve önemini e, biraz anlatmanızı rica edeceğim şimdi, sizden. E, vakıflar e, Osmanlı'da hayatın ta kendisiydi. Hı hı. Yani ee, şöyle deniliyor ee, vakıflar ilgili vakıflar sayesinde hı hı. bir adam vakıf bir evde doğar hı hı. vakıf bir beşikte uyuyor vakıf mallarından yer içer vakıf kitaplarından okur vakıf bir mektepte hocalık eder vakıf idaresinin ücretini alır, öldüğü zaman vakıf bir tabuta konur ve vakıf bir mezarla defnedilir Osmanlı'daki şimdi e, burada tabi padişahların yapmış oldukları vakıflar var işte bu. Hı hı. İkinci Mehmet Fatih'in e, bu e, Fatih Camii, Ayasofya Camii evet. gibi birçok yönleri olan büyük e, 49-50 sayfa şu anda bende de mevcut Aslı Vakfiyesi var. Vakfiyeler bize kurulan vakıfların e, tüm özelliklerini, vakıf dediğimiz ki burada şunu hemen söyleyelim. Vakıflarda vakfeden kişiye vakıf denir. Hı hı. Vakfın yöneticisine mütevelli denir. Evet. Denetçisine nazır denir. Şimdi bizim Türkiye'de e, o da sorularınız arasında var zannedersem, e, yönetimine göre iki türlü vakıf var. Evet Mazbıt vakıflar. Evet. Bir de mülhak vakıflar. Mazbıt vakıflar işte e, sahibi olmayan padişahların, e, vezirlerin, hanedan üyelerinin bak bu şu anda bunu vakıflar genel müdürlüğünün hem e, yönetiminde hem de denetimdedir. Hı hı. Ama mülhak vakıflar ise Anadolu sahipleri olan vakıflardır. Hmm. Bunların yönetimi o vakfın sahiplerine aittir. Ama bu denetimi Vakıflar Genel kurulu yapar. Çünkü evet. gerçekten geçmişte çok büyük suiistimallar da olmuştur. Vakıflarla ilgili yani tekrar dönecek olursak Osmanlı vakıfla kendini ortaya koymuş. Şimdi zengin ile fakir arasındaki uçurumu Hı -hı. gidermiş vakıflar Hı -hı. Osmanlı'da. Ondan sonra siyasi istikrarsızlığı ortadan kaldırmış, hı hı. ekonomik krizleri önlemiş, sosyal çalkantıları yok etmiş ve bu e, vakıf yoluyla yardımlaşmak ki e, biz de biliyorsunuz bir de zekat var, evet. fitre var. Hı hı. Şöyle söylenir, 17. yüzyılda İstanbul'da zekat verecek e, Müslüman bulamamışlar. Herkes vakıflarına istifade ettiği içerisinde, için, içerisinde verdiği için, için fitresini evet. verdiği için. Melefe-i gulübe var ayeti kerimede. Yani Aha. kalpleri İslam'a ısındırılacak olan kişiler, hmm. olan Rumlara vermişler. Çünkü Osmanlı kalemliye sınıfını Rumlar oluşturuyor. Evet. Ermenilere vermişler, milleti sadıka deniliyordu hı hı. onlara. Yani bu şekilde Osmanlı'da vakıf bütün kurum ve kuruluşları her yönde kendini göstermiş. Hayatın her alanını almış. Evet. Yani medreseler vakıfla yönetilmiş. Darüşşifalar vakıfla yönetilmiş. Camiler daha doğrusu yönetilmiş değilken masrafları hı hı. yani medreselerin, darüşşifaların imaretlerin, camilerin, mescitlerin, kurraların, türbelerin hatta... Aslına bakarsanız hocam o zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Bu Osmanlı Devleti'ne de büyük bir yük olmamıştır. Yani üzerinden büyük Çok güzel. bir şeyi almış diyebilir miyiz? Evet işte şimdi ona geleyim. Mesela benim e, araştırdığım kanunu vakfiyesi Süleymaniye Külliyesi. Hı, hı Şimdi Demet Hanım e, Süleyman Süleymaniye Külliyesi Cami Merkezi ki külliye Osmanlı'da çok amaçlı yapılar topluluğu diyor. Şu anda hı hı. kampüs ya da yerleşke diyorlar. Evet, evet. Şimdi Süleymaniye Külliyesi merkezinde Süleymaniye cami var. Hı hı. Hemen onun e, e, ilk başında e, Sibyan Mektebi, yanında Birinci Medrese yanında ikinci medrese, ilerisinde e, tıp medresesi, arkasında Darı şifa, imarethane, üçüncü medrese, dördüncü medrese, hı hı. E, dar hadis medresesi kurulmuş. Evet. Ve bunların bütün masrafları kanuni vakıflarından elde edilmiştir. Kanuni bunlar için 217 köy vakfetmiştir. Balkanlarda ve Trakya'da. Bunlar cabiler eliyle toplanırdı. İstanbul'a gelirdi ve çok enteresan. Yani evet şimdi... hocam büyük de bir sirkülasyon var aslında bakarsanız. Tabii. Hepsi birbirine yardımcı olarak onun kalkınmasını sağlıyor. Hem o camide yapılan düşünsenize ibadetler için gelen öğrenciler, çocuklar, eğitim için gelenler ve birçok şeyi kapsamış. Bu da devlete sizin de az önce söylediğiniz gibi büyük bir yükten kurtarmış. Şimdi Osmanlı'da hiçbir cami devlet tarafından yapılmamıştır. Hı -hı. Aslında az önceki vurgulamak istediğim şu, Balkanlarda vakfın gelirleri toplanırken bir akçe eksik gelmiyor, onu demek istiyorum. Hmm. Yani. Ve herkes kendi Tabii. şeyini yani, tam anlamıyla verebiliyor. Evet, yani kul hakkı meselesini göz önünde bulundurarak topladığı kadar İstanbul'a geliyorum. Mesela bu kanunu vakfiyesinin 1585-86... E, tarih tarihi bir e, masime defterin okudum. Hı hı hı. Orada e, hem gelirler hem de vezaif denilen giderler belirtilmiş. Hı hı. Gelirler 9 milyon küsür akçe. Giderler 4 milyon küsür akçe ve fazlası da orduya aktarılmış bak. Eksiklik evet, yok. Eksik yok. Ve e, yine e, herkes hakkını tam olarak almış. Mesela birinci, ikinci, 3. dördüncü medrese müderrisleri hı hı. ne? günlük 60 akçe verilmiş. Yani bu haftada e, 4 gün ödeme yapılıyor. Cumartesi, şey, perşembe Cuma tatil salgın istinsah günü medreselerde. Çünkü hı hı. bir kitap vardı. O kitapta öğrencilere konular veriliyor. Onu elle yazıp çoğaltırlardı. Hı. Ve e, o o dönemde Kanuni kanunu dönemdeki akçenin bir altın kadar değeri olduğu söyleniyor. Şöyle bir rivayette okudum ama yine onu da tefsir edemediği için tam doğru olarak kabul etmiyorum. Bir koyun on akçe olduğu söyleniliyor. O zaman için. O zaman için. Mi? Yani eğer doğruysa, evet, doğruysa bir, derisin, bir günlük yevmiyesi altı koyun alabiliyor. Oldukça yüksek bir evet, rakam işte gerçekten. Vakıflar sayesinde bakımların evet. Gelirliği. Hatta Darul Hadis Medresesi var. Hazreti Peygamberin hadisleri ve tefsir araştırıldığı için orayı daha yüksek tutmuşlardır. Hı hı. O muhasebe defterinde kayıtlara baktığımızda bir müderişe bir günde 210 akçe verilmiş. Değerli ilim adamlarını medreseyi kazandırmak için hı. yapılmış. Yani da aynı şekilde vakıfların gelirleriyle Müslim, gayrimüslim, fakir, zengin hiçbir ayrım yapılmadan onlar hizmetler verilmiş, yemekler verilmiş. Hatta o kadar güzel bir şey var ki giderseniz o dar e, imaret sol tarafında aşağı inilen 5-10 e, basamaklı taphane var. Burası nikahet yeriymiş. Hı. Yani şu demektir, e, hastalıktan iyileşenlerin dinlenme yeri. Dinlenme yeri. Hı hı. O şekilde bir sistem kurmuş Osmanlılar. Valla her şey o kadar ince düşünülmüş ki hocam gerçekten de Aynen, evet. e, keşke aynı şeylere sahip olsak o dönemde mi yaşasaydık yoksa oh, diye düşünüyorum e, defa içerisinde. Evet incelikle ilgili bir örnek vereyim. Ee, şimdi şeyde bu dar şifaya da bir de psikiyatri bölümü var Biz Şimdi Hı -hı. öyle diyoruz. Hı -hı. Diyor ki kanuni vakfiyatına şart koşmuş Hı -hı. buraya alınacak elemanlar güçlü kuvvetli ve merhametli ola diyor. Çünkü delileri biraz e, zapt etmek zor olduysa evet. bak güçlü, kuvvetli ve merhametli. Bak En ince ayrıntılar dahi düşünülmüştür. Evet çok ilginç örnekler de var değil mi hocam Osmanlı döneminde bu vakıflarla ilgili. Evet. E, örneğin ağaçları sulayan, sakat kuşların bakımına üstlenen <laughs> ilginç vakıflardan da bize bir iki tane şey örnek gösterebilir misiniz acaba? Yani şimdi e, Vakıflar Genel Müdürü sağ olsunlar. E, şimdi burada e, bu kitapta Güzel yazı öğreten vakıf. Hmm. Evet. Hastalara ilaç yapan vakıf. Ee, örnekler. Çok Sokak hayvanlarına ekmek veren vakıf. Evet. Sakız ağacı diken vakıf. Sakız ağacı. Evet. Bazı ilaçlarda kullanılıyor. He onu o yüzden. Evet, hastalarda evde bakım yap yaptıran vakıf. Bak. Evet, az önceki söylediğimiz evet. ince düşünüş burada evet. da var. Kızlara çeyiz hazırlayan vakıf. Hmm. Evet, duvar yazılarını silen vakıf. Duvar yazılarını evet. silen vakıf. Yani gerçekten tahmin etmediğim şeyler var mı başka hocam değişik örnekler? Evet. Kadın Sığınma Evi Vakfı. Hı. O, o zamandan evet, beri zaten evet. yer evet. alıyordu. İpek Böcekçiliğini Geliştiren Vakıf. E, Bulaşıcı Hastalıkları Tedavi Vakfı. Hı hı. Güzel. E, Çiftçilere Tarım Aletleri Temin Eden Vakıf. Çok güzel. Çeşme Tamir Ettiren vakfı. Şimdi bunlar tabii ayrıntıları da var. Bir çok sayabiliriz evet, aslında. Evet çok fazla yani. Ee, sıcak bir de dağıtan vakıf. Hı hı. Mesela e, Ramazan Ağustos'a geliyor. Hı hı. Hava sıcak. Hı hı. Zengin bir tanesi vakıf kuruyor. Hı hı. E, teravihten sonra dağlardan kar getiriyor. Balla karışık şerbet sunan vakıf. Ne güzel. Evet, o, o şekilde. İsrafı önleyen vakıf. Bu da önemli. Evet. İşte bunların ya. birçoğu aslında bu zamana kadar gelebildi çok evet, şükür. Evet, Osmanlı'dan tabii. öğrendiklerimiz bize miras kalanlar evet. ve bizler de bunları devam ettirmek için elimizden Şimdi, geleni yapmamız e, gerektiğini düşünüyorum. Demet Hanım bu konuda e, maalesef biraz gerideyiz. Birincisi tarih şuuru. İkincisi vakıf şuuru, hı hı. üçüncüsü İslam medeniyet şuuru e, biraz eksik bizde yeni evet. geçen nesillerde. Tabii küreselleşen dünyada e, tüketim e, çarklarının hızlı dönmesi, e, Amerika'daki en ufak bir haberin Türkiye'de duyulması, e, daha sonra bizim insanlarımızın da çocuklarımızın da bu tüketim kültürü içerisinde kendileri o çarkın dişleri arasında e ezilmesinden dolayı tarihe ve medeniyetimize çok az bakılıyor. Şimdi Hazreti Peygamber ne demiştik? Mekke'de bir Müslüman zihni inşa etti. Hı hı. Maalesef tekrar ona bir ihtiyacımız var. O dönemde iki kere iki dört eder gibi doğru olan bazı hususlar günümüzde söylediğimizde insanımız biraz e, hayretler içerisinde kalıyor. Ki İslam ta kendisidir bu. Ondan dolayı bu vakıf kültürünün yaşatılması için e, şu anda Vakıflar Genel Müdürlüğümüz var. Bazı faaliyetlerde bulunuyor. Kendi çapı içerisinde e, güzel faaliyetlere de var. Ama e, özellikle çocuklarımıza tarih ve vakıf şuurunu kazandırma konusunda istenilen seviyelerde değiliz. Maalesef. Ama, evet. E, şu anda gerçekten onun eksikliğini de hissediyoruz. E, her şeyi devletten bekler hale gelmemizin evet, nedeni evet. de e, bu vakıfların işte yeterli sayıda olmaması ve desteklenmemesi diye düşünüyorum evet. hocam. Şimdi maalesef günümüzde vakıf kuran bazıları e, işte vak vakıfla yapılan işlerde vergi alınmıyor. Hı hı. Yani ben kimseyi itham etmek istemiyorum ama onlar aklımıza gelmiyor da değil yani. Yani farklı amaçlarla belki de vakıf kurma isteğimiz varsa bunları da göz önünde bulunduruyoruz. Evet. Ama eskiden e, Osmanlı Devleti'nde e, kurulan vakıfların ana amacı, Böyle bir şey değildi. Gerçekten evet. kardeşliği, yardımlaşmayı ve dayanışmayı desteklemek adına kurulan vakıflardı. Aynen öyle. Hocam Aynen. bir de tabii bizim bildiğimiz şeyler de var. Örneğin hanım sultanların özellikle evet. bu vakıflarla ilişkisinden de biraz bahsetmek istiyorum çünkü onların da katkılarının azımsanamayacak kadar çok olduğunu Aynen düşünüyorum. Öyle. Aynen. Haksız mıyım? Evet. İsterseniz o hanım sultanlarımızın bu zamana kadar devam eden. Ee, vakıf çalışmaları var. Onlardan da biraz evet, şimdi, bahsedelim. E, Gülbahar Hatun var. İkinci hı hı. Bayezid ile Gevher Sultan'ın annesi. Fatih hı hı. Sultan Mehmet'in hanımı. Özellikle Edirne'de kendi adına yaptırdığı cami, külliye, çeşmeler vardı. Hale hı hı. yaşıyor. Hüsnü evet. Şah Sultan var. E, yine İkinci Bayezid'in e, eşi, hı hı. zevcesi. E, bu da Hatuniye Camii yanında Manisa'da. Şu anda hala devam ediyor. Ben ilk öğretmenim Manisa'da olduğu için iyi biliyorum evet. araları. E sonra Sultan kütüphanesi yaptırmış. ve Kütüphane 401 yazma eser ve maktubat diyor biz ona evet. bulunuyor. Yine Sultan II. Bayezid'in torunu olan Neslişah Sultan Edirne kapı civarında camisi var ve adına bir mahalle kurulmuş. Hafsa Sultan var. Yine bu da Yavuz Sultan Selim'in sevcesi. bu da çok sayıda külliyeler ve vakıf eserleri yaptırmış ama aslında şunu söylemek istiyorum ben. En önemlisi bizde çok magazinel hale getiren Hürrem Sultan. Evet. Hürrem Sultan'ın vakıf Vakıf için yaptıkları, vakıflar anındaki yaptıklarını hakikaten küçük dilimizi yutacak seviyede Mescid-i Aksa'ya su yolları ile çeşmeler yaptırmış. Evet. Bak. Evet. Yani, en çok yaptıran peki bu tür vakıf e, çalışmalarına Hürrem Sultan. katılan Hürrem, Hürrem Sultanlı Sultan, Osmanlı. evet. Osmanlı'da. Ki bir de en büyük desteği o dönemde Mimar Sinan'ın hala yaşıyor olması. Evet. Ki e, Yavuz döneminden, Kanuni döneminden, 2. Selim'den, 3. Murat'tan hep o dönemde yaşamış e, hı hı. E, Mimar Sinan. Cami, medrese, şifahane, hamam, kervansaray ve su tesislerinin bulunduğu Haseki Külliyesi. Ve yine Hürrem Sultan adına yaptıran Ayasofya karşısında çifte hamam. Hı hı. 1550'de Hürrem Sultan adına yapılan Manisa ve Haseki dair şifaları Ki günümüze Kudüs. kadar evet. hala evet. E, onlardan Şimdi büyük bir şeyle gittik. faydalanıyoruz gerçekten. Evet, e, Kudüs'te sempozime gittik. Hala metruk halde ama duvarlar duruyor yani hı, o dönemde. Yani e, biz hep böyle magazinel bir halde maalesef e, tarihi değerlerimizi küçültmeye çalışıyoruz hı hı. şimdi tarihte bir usul var tarihi olayları değerlendirirken o döneme göre yapacağız günümüze göre yaparız anakronizm diyoruz biz Tarihi yanılgıya düşeriz Yani o zaman da işte Harun Reşit döneminde niye hızlı tren yoktur der gibi oluyor hı. onun için çok dikkatli olmak lazım evet yine Hürrem Sultan'ın Haseki Külliyesi dışında Ayasofya çifti hamamı var Kudüs Haseki Külliyesi var Mekke-Medine e, imaretleri var. Hatta hı. oraya sular getirtmiş. Edirne su tesisleri var. Ondan sonra cisir Mustafa Paşa Kervansaray Cami imareti var. Bunu hep Hürrem Sultan yaptırdı. Evet. Oldukça fazla. Evet. Say say bitmiyor gerçekten de. Evet, bir de yine Mihrimah Sultan var. Bu da Kan Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan kızı. Kızı. Evet. Sadra'da Müstem Paşa ile evlenmiş. Hı hı. E, bu da e, çok sayıda yine vakıf e, eserleri ortaya koymuş. Ve Edine Kapı'da, Üsküdar'da iki külliyesi var. Üsküdar Meydanı'nda iskelenin yanında yer almakta bunlar. Ee, yine e, külliye Mimar Sinan'ın eseri. O da yine Mimar Sinan yaptırmış. Hı hı. Külliyede cami, medrese, türbe, Sıbyan mektebi, han, imarethane ve taphane var. Şimdi demetin bunlar hepsi vakıf gelirleriyle varlığını devam ettiriyor. Hala şu ana kadar da öyle değil mi hocam? Ee, şimdi bazıları maalesef metruk halde kalmış hı hı. ama Bazıları hala devam ediyor. İşte özellikle bu e, kanuni eee vakfiyesinin destek verdiği Süleymaniye Külliyesi'ndeki o binalar hala varlığına devam ediyor. Hı hı. ki şöyle enteresan bir e, olayla orayı yaşadım. Ben doktora yaparken o 1999 depremde İstanbul'daydım. Evet. E, saat 3 sıralarında İstanbul'da hava çok böyle eee rutubetli, karanlık, bir havuz, ruhum sıkıldı. Ben Ankara'ya gidiyorum dedim. Hı hı. Geldim bir arkadaşın evindeydim. Sonra aradım ne yapıyorsun diye, Fatih Camii'ndeyi yanındayız dedi. Dedim ya, yeni evde oturuyorsun sen dedim. Deprem olduktan sonra. Dedim 550 senelik camide de burada daha sağlam diyor. Ne olur ne olmaz dedim. Evet. Gerçekten burası çok burası daha sağlam diyor. Evet hocam. Evet yani e, kadınlarımız da e, Osmanlı'da e, çok sayıda vakıf eserleri ortaya. Yani daha Nurbanu Sultan var. Safiye Sultan var, İsmail Sultan var, Mahpeyker Kösem Sultan var, Hatice Turhan Valide Sultan var, Gülnuş Emetullah Sultan ve Bezma Alem Valide Sultan var. Evet. şu anda, Ki şu anda hala evet, e, gerçekten onun, de çok kişiye yani. şifa dağıtıyor. Pertemliye Valide Sultan var ki Pertemliye Lisesi var İstanbul'da şu anda. Evet, evet. Bunlar da hanım sultanların yapmış oldukları e, ve bu vakıf eserleri kadar ve eserler. günümüzde kadar varlığın bina olarak özellikle varlığını devam ettiren eserlerdir. Hocam gerçekten sohbet çok güzel gidiyor ama biz son dakikalarımıza girdik. Son olarak sevgili izleyenlerimize, gençlerimize, vakıf medeniyeti olarak Osmanlı'yı anlattınız. Ne tür mesajlar iletmek istersiniz onlara? Ne tür tavsiyeleriniz olur? Son cümlelerinizi alabilir miyim? Şimdi Önce tarihimizi iyi bilelim. Hı hı. Tarihimizi doğru kaynaklardan okuyalım. E, tarih şuurunu elde edelim. Şimdi bir yazar var, yani reklam olmasın. Ben onun romanlarını okuyarak tarih sevgisine sahip oldum. Hı hı. Ta ilkokuldan ortaokul, Benim kardeşim de yine onun romanlarını okudu. şöyle şekilde bir tarih sevgisi vardı. Onun için e, böyle şunun bunun yanlış olduğu e, kaynaklarını değil, gerçek kaynaklardan tarihimizi öğrenelim. Çünkü tarih geleceğin aynasıdır. Tarihe bakarak, geleceğe bakarız ve tarihte yapılan yanlışlıklar bakarak gelecekte aynı yanlışlıklar yapmayız. Onun için bizim medeniyetimiz yine tarih derken tarih medeniyet beraber gider. Medeniyet çünkü vakıf sistemi de bir medeniyettir. bu şefkat medeniyetidir, rahmet medeniyetidir, kucaklaşma medeniyetidir, yardımlaşmadır, dayanışmadır, bilindir, cami medeniyetidir, birlik beraberliktir. Onun için Tarihimizi çok iyi okuyalım, tarih şuuruna erelim. Şimdi e, bilmem vaktimiz var mı? Hocam son cümle maalesef son cümle, kalmadı. E, şimdi Arnold Toynbee var. Bu adam e, e, Hristiyanlık orta çağda e, batı medeniyeti çıkartmasına rağmen Hı -hı. Hristiyan olduğu için yine destek verdiği de iddia ediyor bu adam. Biz de İbni Haldun'umuzu okuyalım tarihle ilgili. Evet. E, bu tarihi değerlerimizi çok iyi bilelim. Tarihi mirasımıza, vakıflarımıza sahip çıkalım diyorsunuz evet. hocam çıkalım. kısacası. Evet. Çok teşekkür ediyorum Rica ben ederim. geldiğiniz için ve verdiğiniz bu bilgiler için hocam. Rica ederim. Evet değerli izleyenlerimiz şimdi ikinci bölüme geçeceğiz. Fatih Aytaç'la tercih vaktini geçmeden önce ama yine bugün sizlere çok güzel bir kitap hediyemiz olacak. İslam ilmi halini hediye olarak göndereceğiz kütüphanelerinize. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının bu güzel kitabına sahip olmak istiyorsanız. Günün Bereketi TV Instagram adresinden son paylaşımımızı beğenerek bir arkadaşınızı da etiketleyerek bu kitaba sahip olabilirsiniz. Evet şimdi öğrencilerimizi fazla bekletmeyelim ve hemen Fatih Aytaç'la şimdi tercih vakti diyoruz. Evet değerli izleyiciler Fatih Aytaç'la şimdi tercih vakti biliyorum ki e, artık son cümlelerini ağzından çıkacak her şeyi can kulağıyla dinleyeceksiniz hocamızın. Çünkü son saatlere girdik değil mi hocam? Evet evet bugün. E, son olarak e, sevgili öğrencilerimize neler tavsiye edeceksiniz? Şöyle bir genel haftayı toparlayalım mı? Evet toparlayalım. Şöyle bugün itibariyle 23.59'da tercihlerimiz yani gelecek belirlenecek hı. olan mesleğimizin artık son dakikalarına geldik. Evet. Dolayısıyla biz 5 günden beri dilimiz döndüğünce hı. hem teknik olarak hem taktik olarak hem düşünce olarak görüşlerimizi aktarmaya çalıştık. Dayatmadık. Hı hı. Sadece doğrusu budur demeye çalıştık. Buradan nasıl bir şey edindiler bilmiyorum ama ama ısrarla tüm rehber öğretmenlerin bu konuda uzman insanların önerdiği şeyi bir kez daha yineleyerek bugün hı hı. bir de bir kez daha hatırlatarak bugün programımıza veda edelim isterseniz. Evet hocam. Şimdi ne anlatmıştık en son? Ya da şöyle yapalım mı? Sen istersen bana soru sor, senin aklında kalanları ben anlatayım evet. ya da ben bir toparlayayım mı önce bir istersen? Evet. Mesela ben sana sorayım şimdi. Önce <laughs> ne yapmaları gerekiyordu? Önce, önce velisin sen. Evet, önce eee Kendilerini tanımaları Süpersin. gerekiyordu. Ben Öğrencimizin, kimim gerekiyordu? Ben kimim demeleri evet. gerekiyordu. Yanlış mıyım hocam? Çok güzel. Yani ben senin ağzını duymak istiyorum. <laughs> ben kimim? Neye yatkınım? <laughs> yatkınlığım ne? Değer yargılarım <laughs> nelerdir? Önem verdiğim bu dünyada e, önceliklerim nelerdir? Kariyer mi? Din mi? Para mı? Meslek mi? Her neyse. Bunları alt alta koyduktan sonra seçtiğim meslek bununla özdeşleşiyor mu onu e, göreceklerdi. Sonra kendilerine dayatılanları değil kendi yapacakları, mutlu olacakları mesleğe karar vereceklerdi. Evet. Bu ilk çıkış noktamızdı hı -hı, bu kabataslak. Hı, hı. Şimdi tabii daha çok bugün itibariyle en çok da tercih verirken hı hı. o kılavuzu okuduktan sonra formu nasıl dolduracaklar? 24 evet. tane tercihimiz vardı. Evet. Hatta biz dilim olarak vermiştik hatırlarsanız. Hı hı. 4 dilimi ayırmıştık. Evet. Dedik ki ilk dilimde isterseniz hayallerinizi bu ertelemeyin. Olmaz demeyin. Çünkü şu anda gerçekten de %63 civarında üniversite okuyup da mutlu olmayanlar o tercih liselerine gelmez diye yazanlardır. Olumlu, olumsuz. Gelmez deyip bir sürü yer kazanan, hı hı. gelmez deyip ben nereden yazdım burayı diyenlerle dolu. Hı hı. O yüzden lütfen önce o yaptığınız meslekle ilgili ya da tercihle ilgili neyi istiyorsanız o ilk dilimde bayağı yüksek olan yerleri yazın. O size bir dezavantaj sağlamayacaktır. Hı hı. Sonra... Sıralamanıza yakın ki bu sene zaten bunu yapmak zorundalar. Söylemiştik biz de hem MF'de hem TM'de hem de e, eşit ağırlık e, TSD neler değişebilir demiştik. Hatta en kısa yolda şunu demiştik hı hı. E, işte yarısını ve 2 e, ile çarp %100'ünü geniş aralığa yay bir şey olmaz. Yani gelir gelmez diye bir meselenin olmayacağını hı hı. yazarsa bir kaybının olmayacağını anlatmıştık. Evet. Ama en önemlisi de burada bunu yaparken... Örneğin üniversiteler bu sene biliyorsunuz 1 Ekim'e ertelendi. Evet. Ee, artık tercihlerin aşamasındaki bugün son gün. Hı hı. Buna çok önem vermeler gerekiyor. O üniversitenin altyapısının olup olmadığını, teknolojik erişimin olmadığı da çok önemli olacak. Belki de üniversiteler bu dönem açılmayacak. Evet, Bilemiyoruz. Örneğin Boğaziçi Üniversitesi tabi. Yani zaten şöyle üniversitelere bıraktılar. Evet. Siz açar mısınız diye Boğaziçi örneğin yapmayacak gibi. Hı hı. Dolayısıyla daha çocuklar kayıt yaptırıp da daha üniversiteye gitmeden hayata başlayacaklar. Hı hı. E o zaman bu uzaktan eğitim denilen kavramın ne olduğunu, teknolojiyi çok iyi kullanmaları gerektiğini, bu yeteneklerini geliştirip bu meziyetlerini de görmeleri gerekiyor. E tabii şimdi burada yurt olayı var, bunlar hep kaygı gidecekler mi gelecekler mi? Bunlar sonraki aşamalar. Hı -hı. Ama bunları bir kez daha hatırlatalım. Hı -hı. Çünkü tabii. tabii o pandeminin nereye gideceğini bilmiyoruz. Evet biz. hocam, kısa kısa geçelim. Evet. Yani, o zaman. E, yani dediğim gibi bunu yazdıktan sonra en son e, 20 den sonra veya 18'den sonra ve o kadar yazmayabilirlerdi ama en sona Sibop dedikleri, garanti tercih dedikleri şey ama ne olur o tercih mutlaka içe siner olsun. Geldiği zaman ben nereden yazdım Sibop yazdım ama yani illa okumak zorunda değilsin. Hı. İlla bunu yapmak zorunda değilsin. E, o nedenle o yapacağınız tercihi dikkat ettikten sonra ikinize sindikten sonra artık yapacak bir şey kalmıyor. İnşallah hı. hayırlı uğurlu olsun. Amin, Son duamızda zaten yaparız programın sonunda. Dileklerimi iletelim. Evet, Ona hocam. göre de yollarını uçurtmaya veririz, göndeririz İnşallah. Artık. O zaman hızlı bir şekilde sorulara geçelim mi? Evet. arada bir şey söyleyebilir tabii, miyim? Tabii buyurun. Ee, benim bir kitabım çıktı yeni. Aa, hayırlı uğurlu ee, bu olsun hocam. Çocuk yetiştirme sanatı. Hı hı. Bu bugün itibariyle artık raflarda olacak. Ee, Bebeklikten yetişkinliğe. Bebeklikten yetişkinliğe, Hocam e, bebeklik de ilgi alanınızmış, uzmanlık alanınız olmuş bilmiyordum gerçekten. Ben eğitimciyim ve psikolog aynı zamanda. Evet, Dolayısıyla hocam. o yani eğitim pedagoji bir bütündür. Hı hı. E, 40 yıldan beri bunu anlatmaya çalışıyoruz. Dilimiz döndüğünce anlaşılır bir şekilde hatta halk diliyle yazılan bir kitaptır. Hı hı. E, ben sizin tavsiye etmenizi isterdim ama ben tavsiye edeyim buharasını. Estağfurullah hocam olur mu? İnşallah Bakalım yeni miyim? yeni dönemde evet. e, bu tamam. Yeni tam dönemde şey zaten bizim her gün kitap hediyelerimiz Biliyorum. var. İnşallah o zaman. Dönem... O kitapların arasına Tabii da evet. alacağımızdan hiç e, kuşkunuz olmasın. Çocuk yetiştirme sanatı Fatih Aytekin bebeklikten yetişkinliğe güzel bir kitap tavsiye ediyoruz. E, çok teşekkür ediyoruz e, hocam gerçekten de. Şimdi isterseniz evet, hızlı bir hemen şekilde hemen geçelim. Hızlı bir şekilde evet. başlayalım. DGS'yi mantıklı buluyor musunuz? Adalet bölümünü tercih edip ikinci üniversite olarak işletme okumayı düşünüyorum, hukuka geçiş yapıp büro açmayı düşünüyorum. Düşünceniz nedir demiş Evet, şimdi şöyle bu kardeşimizin ben tabii kendi görüşüdür Hı -hı. ama benim bana sorduğu için ben evet. cevabını veriyorum. Onun Hı -hı. görüşüne saygı duyuyorum. Hı -hı. Ben örneğin adalet bölümünde okurken ikinci üniversite olarak işletmeyi okumam. Hı -hı. Ya da işletme okuyorsam adalet okumam çünkü çok ayrı bir alanlar. Çok alanlardır. farklı alanlar. Çok farklı. Bakarsanız okuyunca bana bir katma değeri olmayacak. Hı -hı. Yani işletmeye de devam edeceksem adaletin bir katkısı olmayacak Hı -hı. bana. Adalette okuyacağım işletmenin bir katkısı olmayacak Hı -hı. ama adalette okurken hukuka geçmek istiyorsa elbette o şeyden Tabii. sonra e, dikey geçiş sınavına girmesinde fayda Hı -hı. var. Ama dikey geçiş sınavı hukuk bilhassa işte bunu anlatmaya çalışıyordum Hı -hı. ben. E, i̇nanın o dikey geçiş sınavının soruları TYT sorularından daha zor. Hmm. Yani zaten zamanında o sınavı yapmış olsaydı hukuku hmm. kazanırdı. O yüzden çok çalışması gerekiyor. Çok emek vermesi gerekiyor. Evet. O performansı varsa onu göze alabiliyorsa ben o arkadaşımızın yerinde olsam tekrar bir daha sınava girerim hmm. bir denerim kendimi. Ya da DGS'ye girerim. Mantıklıdır elbet ama iki tane iki yıllık bölümü okumanın da bir anlamının olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bunun nedenini de dün açıklamıştık. İşte evet bir dün konuştuk. Gitme sadece o girerken evet. lazım olacak sana. Hmm. Sonraki performansın sen edebinle, ahlakınla, değer yargılarınla, gösterdiğin icraatla, işle. Hı hı. Sonra sen torpil diye referans arayacaksın kendine Doğru. bak. Torpil başka bir olay. Tabii tabii. O hep ne olur referans olacak insanlara bak sen. Desinler ki peh ya adam ne güzel çalışıyor. Helal olsun Biz, bizi mahcup etmeyecek. Ama birinde şunu alır mısın bu başka bir olaydır. O yüzden İnşallah. ben hep referansdan yanayım. Yani. İnşallah hocam. Ee, evet hemen ekrandaki diğer soruyla devam edelim. Teknolojik altyapısıyla fiziksel koşulları iyi olan üniversite seçmek pandemi önlemlerini de gözeterek avantaj sağlar çok mı? güzel bir soru. Evet ben de yani çok beğendim. Yani son günün sorusu hı hı. bu olması Aynen. gerekiyordu. Az önce de bahsetmeye çalıştığım evet. buydu. Pandemi günlerinde üniversiteyi seçmek. E, teknolojik altyapısı ve fiziksel koşulları artık mesela şey e, hangi nerede fakültesi nereden daha ziyade ulaşım ve iletişim konusunda e, mümkün olduğunca bu altyapılı üniversiteler tercih edilirse bakın bilemiyoruz. Hı hı. İnşallah de, kesilir. İnşallah devam etmez İnşallah, ama ne olacağını zamanda. bilmediğimiz için hı hı. her şey hazırlık olmakta fayda var. Yani bu bile çok önemli. E, bu konuya dikkat etsinler. Tercih ederken öncelik sırası bir kez daha düşünsünler. Bir kez daha düşünsünler. Evet. Tamam diğer soruyla devam edelim hemen sevgili izleyenler. Aynı puana sahip olan kişilerin tercih listesinde yazdıkları sıra avantaj evet, mı hocam? En çok sorulan soru <laughs> evet. bu. Bu çok iyi bir soru. <laughs> Şimdi e, siz 10.1 puan aldınız. Ben 10 puan aldım. Hı hı. Siz tercihinizi 24'e yazdınız. Hı hı. Ben birinci sıraya yazdım. Hı hı. Ben sizden avantajlı değilim. Hı. Yani sizin yani son. Benim o 10 şeyimi, ya da evet. 0.00 Hatta puanlar hiçse işte orta öğretim başarına puanına bakar ya. Tabii tabii. Bu yerleşmede daha çok puanlar gelir, tarar. Hı hı. Oradaki insanın tercihinin kaç sırada olduğuna bakmaz. Hı hı. Aynen yani o tercihi çocuk diyoruz ya biz o yüzden en üstte kendi istediğin tercihlerini yaz. Seni de incelerken öyle inceler. Hı hı. O yüzden dikkat etsinler. Sondaki tercihi yazmaları öbürünün önüne geçmesine neden değildir. Evet, bu da güzel bir evet. soruydu. Sözelde 62.000'deyim. Geçen sene benim puanımı alan bir öğrenci 80.000'deymiş. Türkçe öğretmenliği için 20 bin önden tercih yapman mantıklı olur, Çok olur mu? Çok mantıklı olur. Zaten söylemeye çalıştığımız sözelde buydu. Yani şöyle %20 olsa 12 bin desek biz yani ama 25 sene şey yapar bir şey kaybetmez. Hı hı. Ama daha çok ideal aralık onun e, yani 40 binden falan itibaren daha mantıklı gibi gözüküyor. Evet. Ama bunu yazarsa kaybolmaz. olmaz. Yazsın. Yazsın. Evet. Evet hayallerimizden vazgeçmeyeceğiz arkadaşlar. Kesinlikle yazın yani ben ne olursa yazın. Ne olursa olsun, evet. mutlaka hayallerinizi gerçekleştirmek istediğiniz üniversitelerde mutlaka yazın. TYT puanım 328. Hacettepe Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, e, teknikleri istiyorum. Geçen sene 305 ile kapatmış. Gelme ihtimali nedir? Bilmem. Evet. <laughs> bilemem çünkü puan bu bilmiyorum yani sıralama olsaydı konuşurduk. Sıralama olduğu zaman yani daha bu, net bilgi verebiliyoruz tabii. ama mesela, puan olunca. Tabii yani şimdi o puanın bu sene neye karşılık geldiğini, puan sıralamada neye karşılık tekabül ettiğini bilemediğim Hı. için bu konulara pek sağlıklı cevap veremiyorum. Yani bu sağlıklı bir şey olur, yanıltma olur. O Hı -hı. da bizim işimiz değildir. Bilemem yani. Eğer e, mümkünse e, bu sevgili öğrencimiz e, tabii şey yapabilir, ya bakıp sıralamasına da daha, daha bakıp gönderebilir olur, daha, bize. Daha. Peki yüksek okulla fakülte arasındaki fark nedir demiş öğrenci fark yoktur. Ee, bu sadece önde meslek yazan meslek yüksek okulları 2 yıllıktır. Diğerleri 4 yıllıktır. Hı hı hı. Dört yıllıktır. hı. hı Yüksek okulda, fakültede 4 yıllıktır. Hı, hı. Ya yani bunu hep karıştırıyoruz. Ama önde meslek yazıyorsa, meslek yüksek okulu yazıyorsa onlar iki yıllıktır. Evet. Onu karıştırmayalım lütfen. En çok takıntılan şey de bu. Bilmiyorlar yani yüksek okul niye, o zaman niye tek bir isim söylemiyorlar? Evet. O süre içerisinde zaten yoğurulacaktır, ona dönüşecektir onu... bilgiler olsun. Tamam evet. hocam. Evet sıradaki soru gelsin. Sayısalda 134 134.000'deyim. Sadece ilk öğretim matematik öğretmenliği tercih etmek istiyorum. Nasıl bir sıralama aralığında tercih yapmalıyım? Evet matematikçilere karşı benim özel bir zaafım var. Evet zaten bu böyle matematikçi olduğunuz için olabilir mi acaba? Yani yok hızlı düşünen, yani yok ben hızlı düşünen <laughs> anatik düşünen... <laughs> Yani bütün tabii insanlar da ama bu tür öğrenciler yani idealist oluyor. Matematik olunca yani işte örneğin mühendislik falan demiyor. Direkt matematiğe yatkınlığı oluyor. 90 binden başlayıp 200, 180 bine kadar bir aralık yazarsa çok sağlıklı olacağını düşünüyorum. 90 binden bine evet, evet, kadar. Evet. Oldukça da geniş tabii bir aralık dedik Dedik ya mesela işte anlatma bu tam bunun üzerinden anlatalım. Hmm. 134'ün yarısı kaç yapar? 70 e, iki At, mi yapıyor? Bak matematiğe matematik. <laughs> Bu arada bir <laughs> soru sorayım mı sana matematikle? Hayır hocam matematikle <laughs> ilgili sormayın. Ben söz Peki <laughs> 130 binin yarısı 65 bin yapar. <laughs> 65 bin geriye giderseniz zaten e, 65 binden başlayıp 65 bin üzerine eklerseniz 190 bine kadar gitmesinde fayda var. <laughs> Diyoruz ya bölü 2 <laughs> çarpı 2. <iki. gülüyor> Aslında 260 bine kadar gitmesinde fayda var da. Yani yüzde o aralık tam ideal aralıklardır. Çünkü bu kesimde bu dilimdeki. <laughs> E, insanlara daha sağlıklı olacaktır. Evet hocam. E, bu arada tabii eğer soru sormak istiyorsan sorabilirsin. E, tabii size yani size şöyle hayır sorusu değil. <laughs> Mesela e, bu bazen e, şeyle karşılaşıyoruz. İşte bir insana bir doktor diyor ki üç tane ilaç alacaksın. Hı -hı. Yarım saat, saat arayla. bitireceksin. Bu ilacın bitmesi kaç saat sürer? Yarım Hı -hı. saat arayla alırsan. Üç tane ilaç mı evet, hocam? Evet, 3 tane ilaç veriyorlar. Yarım saat arayla alacaksın bu ilacı 1.5 e, saat mi hocam? Yok bir saat. Bir saat. Evet devam edelim. <laughs> Peki hocam. Sözel sıralama size sözelci olduğumu söylemiştim evet. ama ben. Hayır ben şimdi bunu şunu söylemeye çalışıyorum. Bunu inşallah ileride program yaparız. Hı -hı. Hani çocuklar birdenbire soru soracağım diye Hı -hı. heyecanlanır ya. Hı -hı. Aslında sen bunun matematik sorusu olmasa da bir günlük hayattaki şey olsa çok daha kolay cevap verirdin. Evet. Ama şimdi soru soracağım dediğim. Evet yani. bir anda matematik olarak düşünmeye başladım teknik tabii, olarak. Tabii, tabii. Ee, i̇şte üç tane ilaç yarım saatte bir olursa bir buçuk saatte bir mi alacağım tabii. falan? Alıyorsun ben zaten ]ladım. alıyorsun bitti o Aha. yarım saat sonra birini alıyorsun yarım saat üçüncüyü alıyorsun bir ya saat Ben saat yok hocam ben yarım saat sonra alacağımı düşünerek hesaplıyorum. Evet <laughs> yani bunu şunun için söylüyorum benim matematiğim iyi değil diyenlere Aha. sesleniyorum bu matematik anladım. değil bu aritmetik. Hmm, anladım. Matematik ee, o farklı o, bir haber. zeka değil mi Sizin hocam? Sizin mesela şu anda kıvrak olarak düşünüp bana soru sorarken ki manevranız matematiktir. Aritmetik dört işlemdir. Dört işlem, o anladım. da beceri gerektirir. Yani daha çok meleke gerektirir. O, o yüzden bunu ayırt edelim lütfen O yalnız. zaman e, çocuklar bunu ayırt etsinler. Evet. Daha dikkatli olsunlar. Evet. Peki sözel sıralamam 117 bin ilahiyat bölümü için hangi sıralamadan itibaren yazmalıyım? Sözellerde demiş. dediğimiz gibi %20 civarında oynatıyoruz. Bu da Aha. 90 85ten başlayıp da 150'ye kadar giderse e, çok daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum. Yalnız şöyle bir şey var. İlahiyat bölümlerinin bazı bölümleri Arapçadır biliyorsun. Hı hı. Bazı bölümler yabancı İngilizce olarak da ağırlık, hazırlık okuyorlar. Hı hı. Yani onları tercih ederek örneğin Marmara'yı soruyorlarsa en tepede alıyor onu bilemiyorum. Ama bu aralıkta ilahiyat içinde söylüyorum okuyabileceği hı. sırf ilahiyatta okumak için değil. Gerçekten de çünkü artık ilahiyat da kendi arasında sınıflandırmaya evet. daha yüksekten hı hı. gitmeye başladı. Okuduğuna değmeli yalnız. Hı hı. O yüzden öneriyorum eğer iyi düşünsün. Hmm. O bir çevresinde okulunda etrafında varsa sorun yok ama gidip para harcayıp da okuyacaksa aileye çok fazla masraf çıkartmasın diye de öneriyorum. Ama bu dilim iyi bir dilimdir. Tercih edilebilir. Evet. Evet. Güzel. Diğer soruyla devam edelim. Mesleki ve teknik orta öğretim kurumları tercihleri ek puanlı tercihler midir? 2012 çıkışlılar için ek puan kullanılıyordu. Hı hı. Ee, daha önce biliyorsunuz 2012 yılında mezun olanlara ekstradan bir ek puan veriyordu. Ek hı hı. puanlı puanlar yazıyordu. Evet. Hatta bir tane sormuştunuz burada. Evet buna puanla, benzer bir evet, soru gelmişti yani, o, o hocam hatırlıyorum. O puanla bunun artık yani 2012 çıkışlı değilse hı hı. artık ek puan diye bir şey kalmadı. Kalmadı. Evet planlar işlendi. Evet Fatih hocam diğer soruyla devam ediyoruz. Sözelde 4000'deyim, eşit ağırlıkta 38 bin. Türkçe öğretmenliği istiyorum ancak atanamazsam diye sınıf öğretmenliği yazmayı düşünüyorum. Sizce ne yapmalıyım? Gelme ihtimali nedir? Ben öğretmenliğin bir adanmışlık mesleği, atanmışlık mesleği olduğunu düşünmüyorum. Hmm. adanmışlık mesleğidir. Yani öğretmenlik gerçekten içine sinmeli. İçselleştirmemiz için sadece atanmak için bir öğretmen olursan ileride çocuklara pek faydan olmaz. Gerçi ikisinin de atanma şansı aynı durumda ama hı hı. E, bakın burada çok somut bir örnek eşit ağırlık. 38 bininci, Sözel'de 4 bininci. Çok yüksek. ya Yani Sözel'in önünde kaç kişi var? Evet. İşte bu mesela Sözel'lerin en korkulu rüyası bu. Hmm. Hem oradan hem oradan yazmak istiyor. Hem oradan istiyoruz. evet Tabii. yazmak istiyor. Aynı şekilde eşit ağırlıklar da MF'lerde bu durumda. Hmm. O yüzden mesela bu çocuk e, eğer şeyi yazsa Türk öğretmenliğini yazsa sözlerle boşa çıkacak. Evet. O zaman onun yerine bir kişi daha girecek. Bir kişi girecek. Eğer sevgili kardeşim lütfen hayalin değilse o sözlerde hayal olan çocuğu engelleme. Hmm. Eğer ikine siniyorsa onu içselleştirdiysen onusu gelme ihtimalini bilemem. Peki hocam gerçekten sınıf öğretmenliğiyle Türkçe öğretmenliği e, mezun olduktan sonra yani ha, atanma yani şeyleri. Neden? Sınıf öğretmenliği daha. daha, daha sınıf öğretmenliği daha, daha bir adım, adım daha önde. Yani edildi. bu dönem ama 5 sene sonra, sonra ne olur, bilemem he, ben. Yani. Evet mezun olduktan Biz, sonra ne Yani uzun bunlar mezun olacak 10 sene sonra ne olacak? Hmm. diyor ya daha önce bilmem A öğretmenliği, B öğretmenliği, bilgisayar öğretmenliği dediler. Şu anda hmm. bilgisayar öğretmenliği kalmadı. Bir yani. şey kalmadı. İşte öğrencilerimiz tercihlerini yaparken siz de hani birkaç gündür söylediniz ya öngörü çok. Önemli. Evet, yani evet. dünyayı yakından takip edecekler. Evet. Mesleklerde sürekli değişkenlik gösterdiği için bu sıralama gerçekten de çok önemli. Eşit ağırlık sıralamam 128 bin, istediğim yer 98 bin. Sizce gelir mi demiş hocam? Bilmiyorum. Yani biraz zor. Yani şöyle ben bilemiyorum. Gelir mi sorularına pek cevap vermek istemiyorum. Hı hı. Yani gerçekten bilmiyorum ama yazsın yani o bir kayıp olmaz. Evet, ya bu peki. konuda şey yapmak istemiyorum. Aha, net ne cevap veremiyorum evet, bu evet. konuyla ilgili. Ben bu yıl mezuna bırakmayı düşünüyorum. Gözüken o ki okulların açılışı belli olmayacak. Bu durumda sorumlu olduğumuz konular ne baz alınarak belirlenecek. Bu güzel bir soru evet. şimdi. Şimdi evet şimdi bu sene mezuna bırakacaklar. Doğru söylüyor. Şimdi okulların açılış tarihi ertelendi. Evet. E şimdi hatırlarsanız geçen yıl yüz yüze okudukları konulardan sordular. Hı hı. Limit, türev, integral dahil olmakta. Evet. Peki bu sene okulların gidişatının ne olacağını bilmediğimiz evet, için bu bilmiyoruz. çocuklar ne yapacak? Neye çalışacaklar? Peki bu avantaj mıdır? Avantajdır. Hı. Hmm. O yüzden mezuna bırakacaksa bu bir avantajdır. Ama okullar açılır açılmaz bilmiyorum ama en kötüsü o konular okunacaktır. Ama okulların açılması ne kadar gecikirse yüz yüze okuma o kadar şey olacağı için o konular büyük bu hasılıkla Milli Eğitim Bakanlığı'nca e, müfredata dahil edilmeyecektir bilgiler olsun. Tamam hocam iki dakikamız kalmış hemen iki soru daha yanıtlayalım evet. istiyorum. Sıralamam 241.405 Munzur Üniversitesi Ebe Hemşirelik Bölümü 242.667 ile kapatmış sizce? Yani, çok yakın. Çok yakın. Yani sağlık e, bu, bu bölümlerde, sene, bu bölümlerde, hı. sağlık bölümlerinde tercih çok olduğu için yani e, yığılma olabilir e, ama bununki çok yakın yani. Evet gerçekten. Bu yazsın. bu yazsın. Hatta bence bu, bu e, 200 e, 200 binden başlayıp yazsın. 200 binden evet, başlasın. Evet. Tamam, güzel. Daha sağlık olur. Tamam, vaktimiz varsa bir soru daha alalım. Ee, hocam sayısal 152 bindeyim hemşirelik istiyorum kaç binden başlamalıyım 146 bindeki hemşirelik gelme ihtimali kaç diyor? 120 binden başlarsa uh -huh. çok daha sağlıklı olur. O ihtimali bilmiyorum yani uh -huh. o biz yanız mı olur uh -huh. ee, ve 180 bin'e kadar ki Aralık olası aralıklardır. Uh -huh. Tercih edeceğiniz e daha doğrusu arz talep meselesidir bu. Kimin nasıl ne kadar tercih edeceğini bilmediğimiz için bir şey söylemek mümkün değildir ama o aralıklar daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Tamam hocam süremizi açtık maalesef bugün. O yüzden bugün tercih yapacak arkadaşlarımıza son bir cümle. Peki o zaman şöyle söyleyelim. Evet sevgili gençler bugün itibariyle kanatlarına umutlarınızı yüklediğiniz uçurtmayı 23.59'a kadar uçuracaksınız. Dilek diliyorum ve umut ediyorum ki gökyüzünüz açık olsun. Uçurtmanın kanatları takılmasın bir yere. Ayağınıza taş, gözünüze yaş değmesin. Hayallerinize ulaşın. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Amin hocam tüm öğrencilerimiz inşallah istedikleri bölümlere rahat bir şekilde gönüllerince çalıştılarsa hak ediyorlarsa güzel bölüme de geçsinler. Arada, evet. Estağfurullah çok hocam çok. estağfurullah o ne demek? Kesinlikle öyle bir şey yok. Ee, evet bir haftayı geride bırakmış olduk böylelikle sevgili izleyiciler. Pazartesi günü yeniden birlikte olacağız. Sizlere hemen kısa bir hatırlatma kim olacak bu, e, konuğumuz? Milli Eğitim Bakanlığı Arge Kalita ve İzleme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk bizlerle birlikte olacak. Aileler uzaktan eğitim sürecini verimli hale getirmek için neler yapmalıyı konuşacağız sevgili izleyenler. Evet hafta sonunda görüşemeyeceğiz o yüzden kendinize çok iyi bakın. Güzel, mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum efendim sizlere. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi her zaman üzerinizde olsun efendim. Hoşçakalın.